Bir kaplıcaya gitmiştim de 30 yıl önce 6-7 tane yaşlı zat-ı muhteremle beraber dediler ki sen niye geldin? Ben gezmeye geldim. O zaman gençtik, şimdi yaşlandık. Şimdi bir beyefendi dur dedi, ilacımı alayım dedi. Elini cebine attı. Aa bu böbrek dedi, geri koydu. Elini oraya attı. Bu tansiyon dedi, geri koydu. Elini oraya attı. İşte bu depresyon dedi. Öbür taraftan romatizma, kolesterol vesaire. Allah, sonra sinirlendi. Haplarını çıkardı masanın üstüne. 20 çocuğu tabi şöyle baka kaldık. Bu ne dedik? Ayaklı eczane gibi. Eczaneye gitmeye gerek yok. Dedi ki eczaneye gerek yok. Her şey burada. ne oldu bu hale geldin? Bu kadar ilaç neden? 20 yıl önce böbreklerini üşütmüş. Doktoru bir ilaç yazmış. Karaciğere zarar vermiş. O doktora gitmiş bir ilaç yazmış mideye. O doktora gitmiş bir ilaç yazmış tansiyon. O doktora gitmiş vesaire vesaire vesaire. Olmuş ayaklı eczane. Hanımı artık demiş ben seninle uğraşamam, bırakmış. Çocukları bırakmış, malını, servetini kaybetmiş, sağlığını kaybetmiş, her şeyini kaybetmiş. Dedim ki keşke o zaman altın başak otu, ısırgan otu, ardıç tohumu, ayrık kökü, çıvan perçeme otu, 5-6 bitki. Çayını yapıp içseydin 2 gün hiçbir şeyin kalmazdı. Ne aileni kaybeder, ne çocuklarını, ne servetini, ne sağlığını. Hiçbir şeyini kaybetmezdin. 2 günde... Ha bugün işte de yani öyle bir durum da yani o bugün bunu da istismar edenler var maalesef Türkiye'de. Dün bir genç geldi bana, yanlışlıkla biz bir güzel bir ürün ürettik. Başka bir firmanın ürününü almış, kullanmış faydası olmamış, getirdi bana dedi ki bu ne? Bu ne dedim. Dedi sizin ürüne benziyor, yanlışlıkla bunu almışım, bu ne? Hiçbir faydası olmuyor. Açtım baktım çöp. Çöp. Ya... Vicdansızlık, insanların sağlığıyla oynamayalım. Yani diyor ki bir de o firmanın yöneticisi, bizim Türkiye'de 1000 tane şubemiz var. Ya çöp satıyorsun kardeşim, çöp. 1000 tane değil, 10.000 tane şubenin sonu olacak. İnsanlık yok. Bitkisel gıda takviyesi üreten yüzlerce firma var, kaliteli üretim yok. Bunu iki kanunu önüne geçersin. Bir, bitkisel gıda takviyeleri, bitkileri öğüterek, hap damlatıcıya yapıp satamazsın. İki, kimyasal madde katamazsın. Bunu da kütüye kullananlar var. Bunun önüne geçmek gerekir.